Günaydın. Ben Ali Orhan. Onu baştan söyleyeyim. Bugün 24 Ekim 2019 günlerden Perşembe. Her şeyin hayırlı olması dileğiyle başlayalım bugün. Bakalım neler var neler yok. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün kavuştuğu herkese merhaba diyelim. Sosyal medyadan özgürce fikirlerimizi paylaşalım. Ama özgürlük bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamaya başladığı an, özgürlük olmaktan çıktığını da hepimiz bilelim ve ona göre yorumlarımızı, neler düşünüyoruz onları, ondan sonra düşüncelerimizin arasında farklı bir şey var mı onları. Mesela bugün Muratpaşa Belediyesi ile ilgili bir arkadaşımız bir yazı yazmış. Dili pak söylemi sana yakışmadı başkan diye gönderme yapmış. Özgürlük bize göre kendi düşüncemde biri olursa özgürlük ama kendi düşüncemde biri olmazsa özgürlük olmaktan çıkmış. Yok öyle bir şey. Dili Pak'ın Antalya'da gelip bir konferansta konuşmacı olarak gelmesi problem olmuş. Bugün bazı gazetelerin de manşeti. Birazdan bakacağız onlara. Bence gelmesinde bir sakınca yok. Vallahi yok. Gelsin, konuşsun, etsin. İsteyen o fikre gider, isteyen onu benimser, isteyen benimsemez. İşte 29 Ekim haftasına denk gelmesi şöyle böyle ya gayet doğal. İşte 29 Ekim haftasında gelip konuşmalılar ki Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini anlasınlar. Bence çok da güzel bir zamanlama. Şahsen bana göre böyle. Bana göre ama. Herkes benim gibi düşünecek diye de bir kural yok. Mesela Deniz Akgün benim gibi düşünmemiş. Mesela ben de birçok konuda Deniz Akgün gibi düşünmüyorum. Bugün yorumu yazan o. Bakacağız, ona bakacağız. Bugün genelde, bugün benim sosyal medya paylaşımımda da gördüğünüz gibi Görex, 10. Yöresel Ürünler Fuarı açıldı dün, muhteşemdi. Açılış gerçekten güzeldi. Açılış sonrası da güzeldi. Benim için hayat hep güzel zaten. Ben oraya gittiğimde daha farklı bir düşüncede oluyorum. Niye? Çünkü ben kendimi bir anda Anadolu olarak görüyorum orayı ve Anadolu'nun her bölgesini karış karış gezdiğimi düşünüyorum. Niye? Çünkü orada Anadolu var. Anadolu'nun sesleri var, Anadolu'nun renkleri var, Anadolu'nun insanları var, güzel insanlar var, üretim var. Türkiye Cumhuriyeti'ni belki de ekonomik darboğazdan çıkartacak olan tek sistem, üretim sistemi. İşte orada üretim var, üretimin her türlüsü var. Ve her türlü rengin bir arada olduğu, 81 ilimizin bir arada olduğu müthiş renkler var. Emeğe geçen herkesi bir kez daha buradan kutlamak istiyorum ve kutluyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Bugünkü gazetelerde neler var bir ona bakalım. Şöyle bir haber var, kavuşursa okuyacağız. Yani şimdi bazı haberlerin başlıklarını okuyorum, ondan sonra vay bu haberi niye okumadı. Gazete gelmiyor saatte de onun için. Bütünü de birikiyor, ondan sonra da olmuyor. Şimdi en baba şüphe diye vermiş gazete bir biyolojik vaka. Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşandığı eşinden iki çocuğunun biyolojik babası olmadığını adli tıp raporuyla ortaya çıkan Nazir O, 42 yaşındaki, nafakanın kaldırılması için ve durumun belli olana kadar da tedbir, ne diyorlar ona, nafakaya tedbir konulmasını ister. Ya bir şey söyleyeyim mi? O arada yine nafakayı düşünmüş. Vallahi lalo. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca çocuğum dediğiniz iki tane çocuk sizin çıkmıyor. Mesela bizde kim olabilir diye. Üç tane ya bende. Hangiler olmayabilir mi diye insan düşünüyor. Kafasından geçiyor. Gerçekten insan böyle bir şey olsa ne yaparım diye. Benim hiç şüphem yok Allah'a şükür. Hayatta şüphelerle yaşamadım. Hiç hayatımda 3,5 numara olmadı. 4. Dört dörtlük yaşamayı siz belki de çok zenginlik, belki de para, belki de kendi yarattığı o nesnenin kulu olanlar var ya, kıblesini Benjamin'e, Franklin'e çevirenler. Eurocu dolarcılar vardır ya, selamın euro aleyküm dolar. Belki dört dörtlük, hayır. Dört dörtlük yaşamak demek insanın özgür, dik, dimdik, şerefiyle, onuruyla, namusuyla yaşaması demek. Şimdi ben mesela dün Yörex'teydim. Vallahi öyle bir farklı şeyler oldu ki, anlar oldu ki inanın ben zaman zaman mahcup oluyorum.
Ya dün bir izleyicim beni gördüğünde heyecanlandı ve duygusallaştı ve de ağladı. Dün bir çocuk, aa o amca dedi, sakallı amca, ne olur bir fotoğraf çektirebilir miyiz? O başka, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Böyle dimdik gezdim fuarda. Vallahi ellerim arkada, tesbihimi de aldım. Böyle böyle ara ara gezdim. Ondan sonra da bizim sevgili Yalçın Teke diyor ki, tabii diyor, sadece gez. Şimdi bir yıl boyunca beklemişim. Tadını çıkarmak lazım. Siz de gidin tadını çıkarın. Gerçekten Yürex Anadolu'yu hakikaten Antalya'ya taşımakla yetinmemiş. Anadolu kokusunu öyle bir orada hissediyorsunuz ki. Her şeyin ayrı ayrı, şehrin ayrı ayrı şeyleri var. Nedir? Görüntüleri var. Ama bir yere gidiyorsunuz ki sizi Atatürk karşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki az önce Dilipak'ın konuşmasını isteyen adam şimdi de Samsun'da Atatürk karşılıyor sizi diyor. Evet. İşte o Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette Dilipak'lar, Dilipak gibiler konuşabilecek ki, konuşacak ki getirmek istedikleri sistem ve düşündükleri ve savundukları sistemin cumhuriyetin karşısında ne kadar basit ve ne kadar insan haklarından, özgürlüklerinden uzak olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü biz kolay bulduğumuz şeyleri kolay kaybetmeye, kolay bırakmaya çok meyilli bir toplumuz. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Ama siz doğar doğmaz nüfus kağıdınıza TC, dininize İslam yazıldı, tamam bitti. Değil. Değil. Bu ülke, işte o sizi Samsun standının önünde karşılayan Atatürk, bu ülkeyi kurarken bu günleri görerek kurdu. İçeride ve dışarıda dediği kelime var nutukta. Gençliğe hitabede. İşte bunların hepsini görüyordu. Hep ileri görüşlü bir insandı. Ben hep söylüyorum. Cumhuriyetin nimetlerinden yararlanıp cumhuriyete karşı olmak kadar saçma bir şey olamaz. Bir tane de Şevki Yılmaz var. Geçtiğimiz günlerde konuşmuş yine Rize'deki bir televizyonda mı ya da programda mı ne konuşmuş. Bakın bunlar olacak, ne olursun bunlara böyle bu kadar sert tepül gelsin görsünler konuşsunlar ve cumhuriyeti yaşamak isteyen insanlar da cumhuriyetin ne kadar erdem olduğunu, özgürlüklerin, insanların özgürlüklerin ne kadar gerekli olduğunu anlasınlar. Dilipak da konuşsun, Dilipak olmayan da konuşsun, öbürü de konuşsun, Beriki de konuşsun, Şevki Yılmaz da konuşsun. Bırakın konuşsunlar. Konuştukça ne yapacakları ortaya çıkar. Açık yaradan zarar gelmez, kapalısından korkun. 40 yıl, 45 yıl bu devletin içerisinde yapılanan dini istismar ederek, her hükümette kendisine bir yol bularak, gizliden gizliye dinin altına sığınan işte o terör örgütlerinden korkun. Bence Dilipak'ın çıkıp konuşması hiç çok da kötü bir şey değil. Niye? Ne düşündüğünü söyleyebilecektir. Siz de ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz. İster aynı düşüncede olursunuz, ister olmazsınız. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama ben Deniz Akgün'ün Murat Paşa Belediyesi'ne yönelik o kıvırma mıvırma kelimeleri gerçekten özgürlükleri, ben Deniz Akgün'ü özgürlükleri savunan bir kişi olarak tanırdım. Öyle bir durumda bilirdim. Şimdi şeyden çok daha iyi değil mi? Belediyeleri gidip, yani bir Murat Paşa Belediyesi'nin Dilipak'a konuşmak için izin verdiğini ya da onu getiren kuruma izin vermesi, o şeyi Abdullah Sevim çok toplu merkezinin kullanılması, acaba belediyeye gidip biz Ankara'dan geldik, genel merkezden geliyoruz, biz burada şu 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 yöresel ürünlerin standını açacağız ya da şunu yapacağız diye baskı yapmak mı daha demokratik, yoksa Dilipak'ı gidip dinlemek ya da Dilipak'ın gelip orada bir şey vermesi, konuşma yapması mı daha demokratik? Ben bunu merak ediyorum. Bir tanesinde sonsuza kadar baskı, sonsuza kadar farklı bir yöntem var. Diğerinde de ister gidip dinlersin, izlersin, ister gidip dinlemezsin, izlemezsin. Ha, burada şunu çıkartmayın. Sakın ha. Bu Antalya Gönüllüleri platformunun desteklediğimi ya da Antalya Gönüllüleri bilme. Ben birçoğunu belki tanımıyorum, belki de bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum. Başkanı kimdir, nedir, ne değildir pek de bilmem. Ben çünkü böyle gönüllüsüydü, şu suydu, bu suydu bilmem. Dağlarımız, taşlarımız kazılırken
sularımızın önüne bentler kurulurken, doğa için savaşan insanlar can verirken bu platformları hiç görmüyoruz. Bunlar yok. Ben bu platform mudur, o mudur, bu mudur, nedir bilmiyorum ama bunların hiç Antalya'nın sorunlarına karşı ellerini taşın altına soktuğunu görmedim. O da ayrı bir boyutu. Ama böyle yerlerde toplumu bölmekte ve toplum içerisine nifak sokmakta bir bakıyorsunuz farklı farklı yerlerden farklı farklı oluşumlar çıkabiliyor. Ferit Zeytinci, iyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm Antalya milletvekillerine sesleniyorum. Boşanmalardan afakayı kaldırsınlar. Eyvah dert, o da yanmış, o da yanmış. Ya bir bakıyor musunuz? Herkesin bir derdi var diyor ya. Herkesin bir derdi var, durur içerisine. Aynen öyle oluyor. Vallahi öyle olmuş. Nafaka kalktı. Tamam eyvallah, nafakayı kaldırdılar. Her şey bitmiyor ki. Ya nafakanın kaldırılmasıyla her şey bitse eyvallah. Bunlar uzun konular, bir de derin konular. Biz şimdi bir bakalım neler var neler yok. Sizlerden de neler geliyor bu arada bakın bir yandan da onları okuyorum. Ve şu soruyu soruyorum gerçekten. Muratpaşa Belediyesi'nin, Muratpaşa Belediyesi'nin bu Gönüllüler Vakfı neydi? Antalya Gönüllüler Platformu'na Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'ni vermesi mi? Yani bu Dilipak'ın konuşması için vermesi mi daha etik? Yoksa bir aydıruk gaydıruk şirket kurup işte sol ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gidip baskı yaparak farklı etkinliklere sponsor olmasını mecbur kılmak mı? Değil mi? Böyle de bir durum var. Ya da Antalya'daki bazı belediyelere böyle bir baskı, son zamanlarda böyle bir baskının olduğu konusunda kulağımıza gelenler var. İkisinin arasındaki etiği bulursak o zaman kurtaracağız. Kara Yusuf Acar, Ali Baba hayırlı sabahlar olsun demiş. Mustafa Göçer demiş ki Ali Bey Cumhuriyet Haftası'ndayız, her taraf kırmızı, her taraf kırmızı boyayalım, herkes Türk bayrağı alsın, ödülsünler. Assın demiş. Herkes Türk bayrağı assın. İnşallah asar. Bakın bunu zorlamakla olmaz. İnsanların ruhunda olacak. O ruhu, o bayrak ruhunu, o hilal ruhunu, o yıldız ruhunu, o ülke ruhunu, o Çanakkale ruhunu, o Samsun ruhunu, o Sivas ruhunu, o Amasya ruhunu, o Ankara ruhunu, o Kastamonu ruhunu, bunları taşıyabilmek önemli olan. Ya önemli olan bu. Yoksa öbür türlü bayrak işte komşu açtı ben de açtım ki yarın öbür gün bir şey demesin. Böyle değil. Ruhunda olacak. Ruhunda içinde. İçinde olmadıktan sonra bence hiçbir anlamı yok. İçinde olmadıktan sonra asmayın. Vallahi asmayın bayrağa yazık. Ben çok zaman söylüyorum. Biz bir defa Türk bayrağının asılış şeklini de düzgün yapmıyoruz. Onu da bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. Bir, İstiklal Marşı her yerde okunmamalı. Her yerde İstiklal Marşı okunmamalı. Yazıktır, günahtır benim İstiklal Marşıma. Hakarettir bazı yerlerde İstiklal Marşı'nın okunması. Niye ıslıklıyorlar? İkincisi Türk bayrağı her yerde asılmamalı ve mutlaka şartları yerine getirilmeli. Çünkü bu bir ulusun temsili. Rastgele bir şey değil bu. Hani bazıları kendi ülkelerinin bayraklarından bikini mayo yapıyorlar ya ya da ipkini mipkini yapıyorlar kapattıkları ya. Bizimki o değil. Bizimkini asla böyle bir şeyi düşünen, böyle bir şey düşünen hainlikten öte, insanlıktan öte, çok çok şeyden öte bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Evet. Bakayım sizden neler gelmiş onlara bir bakıp ona göre. Hasan Kaçmaz günaydınlar Ali Bey kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Necdet Aksel günaydın Ali Baba iyi yayınlar. Aydan Çilingiroğlu otur günaydın demiş. Versin ne olacak demokrasiye örnektir demiş. Muratpaşa Belediyesi'nin bu merkezinin verilme. Ben şahsen valla öyle görüyorum. Ha siz nasıl görüyorsunuz ne diyorsunuz yazabilirsiniz yazın. Bana da tepki gösteriyorsunuz bu şekilde düşündüğüm için ama ikisini ayırırım. Bir. O özgür platform mudur nedir? Antalya Gönüllüleri Platformu'nun istediği şey ha onu da Erdal Öner yürütüyormuş başkanlığına. Ha. Erdal Öner olunca ben değişecek miyim? Yok. Erdal Öner'in de düşüncesi kendisinedir. Seversin sevmezsin.
O platformun düşüncesi de kendisinedir, seversin sevmezsin. Dili pakı da dinlersin dinlemezsin, o da sizin gönlünüze kalmış. Ama belediyelere baskıyla bazı işler yaptırtmak mı daha öyle, yoksa diğeri mi? Bu ikisinin arasındaki şeyi lütfen bir ayıralım. Gazete başlıklarında bugün genelde Anadolu'nun Antalya'da olduğu var. Mesela Ekspres gazetesi Türkiye'nin 81 ili Yöreks'te buluştu. Mesela Yeni Yüzyıl gazetesi Yöreks kapılarını 10. kez açtı. Mesela Son Haber gazetesi Yöreks'te Türkiye turu başladı. Mesela Manşet gazetesi Türkiye bu fuarda. Mesela Körfez gazetesi Türkiye'yi buluşturan fuar Yöreks. Mesela Hilal gazetesi Anadolu buluşması. Manavgat'ın reyonundaki o iki tane kızımız var. Türk motifleri giysili, onu vermişler fotoğraf olarak. Gerçek gazetesi Yöreks Türkiye'yi buluşturdu. Değişiyor diğer gazeteler. Diğer 2-4 gazetemizde farklı haberler var. Hürses gazetesi diyor ki ÇED raporu yayımlandı. Büyük Nohutçu çiftinin kapattırdığı mermer ocağı için ÇED raporu yayınlandı. İşte bu Anadolu platformu mudur? Ne platformuydu? Anadolu Antalya Gönüllüleri platformu. Finike'nin dağlarında Kızılcık Yaylası'nda katledilen Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve Ayşin Büyük Nohutçu'nun bıraktığı mirası, oradaki mücadele mirasında acaba siz gönüllü oldunuz mu, ya da böyle bir şey sizi ilgilendirmiyor mu? Dili pakı getirmek güzel. O sizin özgür fikriniz, özgür düşünceniz. İsteyen dinlesin. Ama Antalya'nın sorunlarında eliniz nerede? Niye elinizi Antalya'nın sorunlarında ve konularında taşın altına sokmazsınız? Mesela çok basit bir şey daha söyleyeyim. Kaç zamandır burada bu stüdyodan, bu ekranlardan Antalya'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeniden spor salonu olarak ve aynı isimle açılmasını, Büyükşehir Belediyesi'nin aynı isimle açmasını istiyoruz ve buradan dile getiriyoruz. Niye hiç sesiniz çıkmadı? Mesela bizim toplu taşıma araçlarının kırmızı renkte olmasını istiyoruz. Niye hiç sesiniz çıkmadı? Mesela Antalya'da faytonlar konusu vardı. Niye hiç sesiniz çıkmadı? Kediler konusu vardı. Niye hiç ses? Ha, siz Antalya'dan uzak ama kent gönüllüleri, Antalya gönüllüleri diye. İsminiz Antalya gönüllüleri ama gönüllerinizde belki de farklı şeyler var. Bakın onu da rahat söylüyorum. Niye? Çünkü ben sizi Antalya'nın sorunlarında hiç görmedim. Mesela Boğaçay projesinde neredeydiniz? Mesela Ansa'nın boşaltılması ve Ansa'nın boşaltılması sırasındaki insanlara bu şekilde işkence yapılması, resmen işkenceydi o günlerde. Ne düşünüyorsunuz? Şehitler bistro olarak oranın geçmiş yönetim tarafından birilerine peşkeş çekilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela Sayın Erdal Öner, madem ki bu vakfın başkanı, Dokuma'nın bir İsrail şirketinin de ortak olduğu o zamanki bir yere devredilmesi konusundaki o zamanki düşüncelerinizi şimdi bu düşünce içerisinde taşıyor musunuz? Ha, bu sorularda sormak lazım. Bu kent adına sormak lazım. Neden sormak lazım? Çünkü unutturmamak ve unutmamak lazım. Evet, Dokuma alanı bir dönemler bir şirkete verildi, belediyeye bir şirket kuruldu. O şirket üzerinden başka bir şirkete devrediliyordu. O Antalya'yı işte gerçek sevenleri olmasaydı gittiydi. İyi gidiyorsun abi, kulakların çınlasın. Ondan sonra İbrahim Hakkaya kulakları çınlasın. Orada çadır kurmuşlardı. Orada hatta zaman zaman onlarla kızardık da. Ve o dönemlerde siyah beyaz çıkan bir gazete daha sonra renkliye geçmişti reklamlarıyla. Çünkü o firma reklam vermişti. Bütün gazetelere reklamlar vermişti. Yine o dönemlerde de biz yine tepkimizi koyabilen tek gazeteydik. Neyse, bunlar güzel şeyler. Şimdi böyle bir başlık var. Büyük Nohutçu konusunda Finike yaylaları için onlara da bakacağız. Finike'deki mermer ocaklarıyla ilgili ona da bakacağız. İleri gazetesi bu kas hayat kurtarır diye döşeme altında öğrenciler tarafından işitme engelliler için hazırlanan ve sesin geldiği yönü algılayarak titreşim yoluyla uyaran kask TÜBİTAK 4006 bilim fuarında sergilendi haberi var. Biyolojik vakayı size konuşmuştum. Dilipak öfkesi diye de Antalya gündemin manşeti var. Şimdi ben sizi bir Yöreks'e götüreyim mi? Gidelim mi?
Var mı Yürex'in açılışıyla ilgili görüntümüz elimizde? Halil'in de keyfini bozdum. Ne güzel ellerini böyle koymuş. Şöyle ehli keyif oturmuş. Vallahi ne güzel ya. Hayat sana güzel değil mi Halil? Ben diyene kadar. Olabilir. Her şey olabilir. İlker Akçay günaydın, iyi yayınlar demiş. Demos Gratos demiş. Aydın Çilingiroğlu. Evet, yeniden birlikteyiz. Devam ediyoruz sizinle birlikte. Programla ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor. Şikayetler de var. Mesela Abdullah Arzu Gencer diyor ki, günaydın Ali Bey. Kafe adı altında mantar gibi türeyen kafelerde sigara nargile dumanından geçilmiyor. Gençler zehirleniyor herhalde. Ekip geleceğini haber veriyor. Gayet doğal. Yıllarca bu işle uğraştım. Yıllarca ben şununla da uğraştım. 18 yaşından küçükler giremez dedikleri Atari salonlarında ya da internet kafelerde 18 yaşından yüksek kimse yoktu. Bu yüzden birçok emniyet müdürü sevmedi beni. Ki gayet de doğal. Sevmemeleri gayet doğal. Niye? Çünkü ben gördüklerimi dile getiren nadir insanlardan bir tanesiyim. Eğer bir şey zarar veriyorsa bunu konuşmakta zarar yok. Faydası var, aksine faydası var. Mesela niye internet kafeler 18 yaşından büyük küçükler giremez dediği halde büyük kimse bulunmaz? Niye camları hep öyle kaplıdır, folyolarla, değişik resimlerle, fotoğraflarla kaplıdır, onu da bilemem. Niye hep karanlık yerlerdir buralar, bunu da bilemem. O Atari salonları, o oyun salonları, bilmem neleri, buralar zehir saçıyor, bunları da bilemem. Dediğiniz gibi kafe adı altında açılan yerler denetlenmeli. Doğru diyorsunuz. Çünkü orada çocuklar zehirleniyor. Doğru diyorsunuz. Çocukları zehirlemeyen bir yer yok ki. Çocuklar televizyon programlarında da zehirleniyorlar. Birçok televizyon programı çocukları, gençleri, insanları, kadınları, erkekleri zehirliyor. Şibazan dizi izliyorsunuz değil mi? Ne güzel bir hayat. O altında bir araba, git, yollar ne güzel. Şimdi bazen İstanbul'da çekilen dizileri izleyenler sanıyor ki İstanbul'da trafik öyle. 3 dakika sonra şuraya geliyorum diyorsun, gidiyorsun. Değil mi? Değil işte. Hayat öyle değil. Hayat diziler gibi değil. Ne yazık ki. Onu da buradan sizinle paylaşayım. Evet. Diğer taraftan gelenlere bir bakalım. Neler var? Yorumlarınız, çünkü bu arada epey yorum geldi. Mesela İsa Akbulut diyor ki, demişti ki, günaydın, iyi yayınlar. Dilipak bile konferansında kendi reklamını senin kadar yapamamıştır. Ben onu şöyle eleştiri beklerdim sevgili İsa'dan. Deseydi ki, onu getirenler, Dilipak'ı konuşmacı olarak getirenler, ki ismi verdim o platformun başkanına, bu kente şunu kattılar ya da bunu aldılar ya da bu kente şu yanlışı yaptılar. Bunları konuşalım. Kiminle konuşacağı değil, bizimle konuşacağımız önemli olsun. Gelsin, Dilipak da gelsin, Dilikirli de gelsin. Valla benim için hiç fark etmiyor. Yakup Toklu diyor ki, Yörex protokol esnetmek için değil, yöresel ürünleri tanıtmak için yapılıyor ama neyse demiş, gülmüş. Emoji mi diyorsunuz, o şeyler var ya böyle gülen şekil, yüzü asık şekil. Ney? Emojiymiş, emoji, Allah Allah. Emoji, Türkçe karşılığı nedir bunun arkadaşlar, var mıdır? İfade. O zaman yüz ifadesi desek daha güzel olmaz mı? Ha, teşekkür ediyorum. O yüz ifadesi şeklini kullanmış. Gülen bir yüz ifadesi. Cem Ataman merhaba Lazaloğlu, günaydın, hayırlı neşeli günler demiş. Neşe. Ne diyor? Dertleri zevk edindik. Bizde neşe ne arar? Biz böyle bir şey olduk. Neyse, şimdi
Şu haber sıralamasını bir bana ikinci sırada ne haberi var, üçte ne var, dörtte ne var? Ha, güzel. O da güzel. Ha, Uysal kimlerle kahvaltı etmiş? Yine evet. Şimdi isterseniz Murat Paşa'ya doğru bir götüreyim sizi. Ben de o arada bir araştırayım diğer haberlerde ne var ne yok diye. Uysal kahvaltı etmiş ama kimle? Yani en azından şunlarla yapın. Konuksever muhtarı kahvaltıda. Ha, konuksever muhtarı kahvaltı düzenlemiş. Uysal'ı davet etmişler. Konuksever mahallesinin muhtarı. Diğer muhtarları da herhalde davet etmiştir ve Başkan Uysal'a da davet etmiş ve Uysal biliyorsunuz Gazi Paşalı, Serikli, iki taraflı. Ondan sonra gözleme falan bilir. Uysal gözlemeyi de bilir ve gözleme pişirmiş Uysal. O zaman ne yapalım? Hadi bir doğru gidelim. Hangi mahalleydi? Konuksever'e doğru bir gidelim. Ondan sonra bu haberi bir izleyelim, yine beraber olalım. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 20 binden fazla nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallelerinden Konuksever'de Muhtar Sunay'ın mahalle sakinleri için düzenlediği kahvaltıya katıldı. Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Uysal, daha sonra gözleme hazırlayan mahalleli kadınların yanına geçti. Evet. Başkan Uysal daha sonra bir tabure çekerek sacın başına oturdu. Mahalleli kadınların hazırladığı gözlemeleri tek tek pişiren Başkan Uysal ardından davetlilerle birlikte kahvaltı masasına geçti. Uysal burada çevreci komşu kart projesinde Konuksever Mahallesi'nin en başarılı mahalle olduğunu söyledi. Diğer mahallelerimiz alınabilir, hepsi Konuksever ama. Etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu. Evet, yine birlikteyiz, haberi izledik. Şimdi şu konuyu biraz konuşalım. Antalya Gündem Gazetesi'ni bir alabilir miyiz? Siz de oradan katılımcı olun. Hep beraber katılımcı bir şekilde bu haberi bir paylaşalım. Çık. Ha, şunu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamasına kısa bir süre kala Antalya Gönülleri platformunun kültürel etkinlikleri kapsamında Abdullah Sevinçok Sivil Toplum ve İnovasyon merkezlerinde Atatürk karşıtı yazılarıyla bilinen Abdurrahman Dilip Ak'ı getirmesi tepkilere neden oldu. Büyük bir mücadele ile ilan edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala Antalya Gönülleri platformunun yaptığı etkinlik şaşkınlık yarattı. Antalya Gönülleri platformunun kültürel etkinlikler kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon merkezinde söyleşiye Atatürk karşıtı yazılarıyla bilinen Abdurrahman Dilip Ak'ın getirilmesi tepkilere neden oldu. Bir süre önce Antalya'nın tanınmış eski siyasetçilerinin kurduğu Antalya Gönülleri platformunun sözcülüğünü Kepez eski belediye başkanı Erdal Öner yürütüyor. Tepkiler üzerine yazılı açıklamada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal açıklamasında şunları söyledi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon merkezlerinde bulunan dernek ve oluşumlardan biri olan Antalya Gönülleri platformunun düzenleyeceği bir etkinlik hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Belediyelerin müdahale ettiği sivil toplum olamaz. Çok sayıda ASİM üyesi dernek duruma tepki göstermiş. Yani Dilip Ak'ın gelişine mi? Bakın. Hakikaten Antalya sokaklara dökülmüştü. Dün hiçbir caddede araçlar işlemedi. Yolları hep kapattılar. Niye? Tepki göstermiş ASİM'ciler. ASİM'ci diyesi geliyor insanın şimdi. Hangi tepkiyi göstermişler? Ne yapmışlar? Bana deyin ki şunu yaptılar. Hadi yazın. ASİM'cilerden birileri yazsın. Şimdi Muratpaşa Belediye Başkanı buna izin vermeseydi ki böyle bir şeysi aradaki protokole göre var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şimdi bir defa Abdurrahman Dilip Ak'ı idam mı edelim? Abdurrahman Dilip Ak da Türkiye'nin bir düşünürü, bir yazarı. Seversin sevmezsin. Yazılarını okursun okumazsın. Fikrine saygı duyarsın duymazsın, o başka bir şey. Ama o da demokratik hakkını kullanıp Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurduğu demokrasiden aldığı demokratik hakkını kullanıyor. İşte bunu anlatabilmek lazım onlara.
ki siz bu demokratik hakkı Atatürk'ün ilkelerinden alıyorsunuz. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nden alıyorsunuz. Bunu anlatmak lazım. Yoksa yasaklamakla ya da getirmemekle ya da başka şeylerle hiçbir yere varamayız. Özü budur. Demokrasinin güzelliklerinden bu demokratik hakkını kullanabiliyorsun. Ha, gelelim diğer tarafına. Şimdi ben kalkıp buradan hükümeti eleştiren ya da Cumhurbaşkanı'nı eleştiren ya da işte o düşün mesela şeyi Diyanet'i eleştiren bir şey söylesem vallahi insanların tepkisi daha farklı oluyor. Ama bunlara tepki gösteremiyor. Mesela Assimciler ne yapmış? Bir sürü Assim neyse Assim'in açılışı Antalya Abdullah Sevim Çok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'ndeki ha. Evet. Abdullah Sevim Çok Sivil Toplum İnovasyon Merkezi üyesi. Mesela hangisi buna karşı çıkmış? Haberi 6'daymış. Bir bakalım ki başka açıklama yapan var mı? 4, 5, 6. Daha da 6 burada. Dilipak öfkesi demiş. Evet, şuraya kadar gelelim. Antalya Gönülleri Platformu'nun sözcülüğünü Kepezeski Belediye Başkanı Erdal Öner yürütüyor. Tepkiler üzerine bir açıklamayı okuduk oraya kadar. Assim adıyla, bir dakika, buradan bir bakalım. Diyor ki, burada kimin konuşması bu? Uysal'ın, Muratpaşa Belediye Başkanı. Ümit Uysal'ın açıklaması diyor ki Abdullah Sevim Çok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde bulunan dernek ve oluşumlardan biri olan Antalya Gönülleri Platformu'nun düzenleyeceği bir etkinlik hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Muratpaşa Belediye'miz Haziran 2015'te sadece bir binanın temelini değil etnik köken, siyasi düşünce, dil, din farkı gözetmeksizin insan sevgisinin, saygının, çoğulculuğun ve demokrasinin temelini Abdullah Sevim Çok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri adıyla atmıştır. Çatısı altında her siyasi fikirden derneğin bulunduğu Assim belediyemiz dışında kendi danışma kurulunca kendi tüzüğüne bağlı olarak yönetilmektedir. Assim danışma kurulunda Assim bünyesinde bulunan dernek ve oluşumların yasa dışı olmayan etkinliklerine yer tahsis etmektedir. Assim danışma kurulu dernek ve platform etkinliklerine etkinlik konuklarına karışmamaktadır. Assim bu bağlamda bugüne kadar hiçbir etnik köken siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin bu dernek ve oluşumların düzenlediği pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Zira uygar toplumlar sivil toplum faaliyetlerinde herkesin kendini ifade edebileceği özgür platformlar olarak bakmalıdır. Assim Danışma Kurulu Antalya'da yaşayan herkesi kent kimliğinin parçası ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan eşit haklara sahip eşit vatandaş olarak görme, her sese, her fikre saygı duyma, saygılı olma ilkesiyle değerlendirmektedir. Belediyelerin müdahale ettiği sivil toplum, sivil toplum olamaz çok sayıda Assim üyesi dernek duruma tepki gösterdi. Şimdi hangi durum? Burada şey bitmiş, haber bitmiş ama çok sayıda dernek. Ya şu derneklerin isimlerini bir açıklayın. Yani haberi yapan arkadaşlar bu derneğin isimlerini bir açıklarlarsa bu derneklerin isimlerini vallahi çok sevinirim. Mesela AO Derneği, BC Derneği, CC Derneği. Yani şöyle bir durum var. Gerçekten bakın ben Dilipak'ın fikirleriyle hiç bağdaşmayacak bir şeye sahibim, düşünceye ve fikre sahibim. Ama bırakın onlar da konuşsun. O zaman ne anlamı kalır? Mesela geçmişte Büyükşehir Belediyesi Antalya'da birkaç gazeteciye ne uyguluyordu? Şu davetlerde almıyorlar ya neydi onun ismi? Ne? Nasıl bilmiyorsun? Hani şey diyorlar ya bazılarını alıyorlar bazılarını almıyor. Ha akreditasyon aferin. Hareket edesin diye ara sıra. Akreditasyon mesela bize Büyükşehir Belediyesi birçok şeyde akreditasyon etmezdi. Ya bize böyle bir hak tanımazdı. Doğru bir şey miydi? Yok. Şimdi Dilipak konuşuyor. Ya bırakın konuşsun. Vallahi konuşsun ya. Her yerde konuşsun. Her zaman konuşsun. Bırakın konuşsunlar. Bakın sosyalist düşüncede şöyle bir şey var. Bir şey olmalı. Var. Ama bu ne kadar uygulanıyor. Onlar da konuşsun. O da bir fikir.
Onu alan onu alır, öbürünü alan öbürünü alır ya. Ayakkabı çarşıda 25 liraya da ayakkabı var, 15 liraya da var, 400 liraya da var. Senin paran ne kadar yetiyorsa onu alırsın. Yani böyle bir durum söz konusu. Bence. Ama bu Assim'de bu Muratpaşa Belediye Başkanı'na tepki gösterenler kimler merak ediyorum. Aynı kişiler belediye başkanlarının tehdit edilerek bazı konularda etkinliklerini belediyelerin üzerine yıkmak için etkinlik yapmalarına da tepki gösteriyor mu Assimciler, Assimciler diye merak ettim. Vallahi merak ettim. Bir de bu Assimciler ve de bu şeyler, bu işlere tepki koyanlar. Mesela Hürses gazetesinde var, Körfez'de var mı? Körfez'de de manşetin logonun üstünde var ama manşet olarak Hürses gazetesi manşeti almış. Körfez'i bir alabilir miyim? Körfez'in üstte. Dedim ya logo üstünde. Ha. Diyor ki kemikleri sızlayacak. Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı mücadeleleriyle tanınan ve yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi Ayşin Büyük Nohutçu çiftinin mahkeme yoluyla kapattırdığı mermer ocağının kapasite artışı için yapılan başvuruya ilişkin set raporu yayımlandı. Mesela bu Assimciler bu konuda ne düşünüyor? Mesela bu şeyciler, bu Dilipak'ı buraya getiren Antalya gönüllüleri, bunlar hangi konuda gönüllü? Götürme konusunda mı, kente sahip çıkma konusunda mı, kent değerleri konusunda mı, cukka konusunda mı? Çanta konusunda mı, siyasi konuda mı? Yani bunu da bir açıklarlar, sonra da bir bilelim. Erdal Öner'in orada oluşu, o grubun başında oluşu ki eski siyasiler var. Şimdi fotoğrafları falan geçmişte bir yayınlanmıştı. Bunlar siyasete tozlu raflardaki yerlerini mi alacaklar? Yoksa yeni bir siyasi oluşumun içerisinde yer almak için böyle bir çalışmalar mı yapıyorlar değil mi? Bunların hepsinin konuşulması lazım ama merak ettim. Bunu sizinle paylaşabilirsem. Bir orada bir mesaj da vardı. İnsanlar mesaj veriyorlar. Bir bulabilirsem onu. Ben bazen böyle her şeyi bulamıyorum. Çünkü niye? Yeterince zeki değilim. Vallahi yeterince zeki değilim. Bu işlerde yeterince zeki olmayınca da olmuyor. Dün bir şeyde sosyal medyada paylaşım vardı Finike'deki bu konu için. Dağlarımız şöyle böyle oluyor. Kim paylaşmıştı? Sanıyorum avukat. Önce haberi bir okuyalım. Haberin iç kısmına da bir bakalım. Ondan sonra İsmail Tunç Bilek herhalde. Diyor ki Finike'nin binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yaban hayvanlarının yaşam alanı da olan bölgede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyük Nohutçu tarafından 50 köylünün de müdahil olduğu valilik ve bakanlığa karşı dava açıldı. Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne açılan davada Bartu Mermer firmasına verilen çet gerekli değildir raporu ve maden arama iznin belgesi mahkemece iptal edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firmanın iptal kararına itiraz ettiği Danıştay 2017'nin Nisan ayında verdiği kararla itirazları reddetti. Ali Ulvi ve Ayşin Büyük Nohutçu çiftçi Danıştay kararından 25 gün sonra 9 Mayıs 2017 tarihinde Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Şimdi bunların öldürülüşü normal bir cinayet mi? Yoksa kasten adam öldürmeye planlayarak birilerinin işine çomak soktu diye, şu bazı Finikelilerin sözü şeysi sesi çıkmıyor diye biz de susalım mı bu konuda? Hani Finike'nin dağları için hayatını kaybeden iki tane insan var ya, çevre için iki tane insan var. Nerede Finike halkı? Nerede Finikeliyim diye hava atanlar? Değil mi? Var, mücadele eden 3-5 kişi var. Ama bir yerin parmaklarını geçmiyor ne yazık ki bu mücadele edenler. Niye? Diğer taraf daha ağır basıyor. Bence bu cinayet davası yeni şu anda nedir ne değildir bilmiyorum ama bu şey üzerinden yola çıkarak bunu çok çabuk çözer ve katili zaten öldürüldü. Cezaevinde hallettiler, susturttular. Bu işin perde arkasındaki tetiği çektirenler bence çok kolay biliniyordur ya da yakalanabilir.
Ben böyle düşünüyorum ama siz ne düşünürseniz düşünün. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bartu Mermer firmasının cinayetten 9 ay sonra mermer ocağı kapasite artışı ve kırma eleme tesisi projesiyle ilgili yaptığı başvuru sonucunda hazırlanan ÇED raporunu yayınladı. Raporda Alacadağ Mahallesi'ndeki 150 hektarlık ruhsat sahasının 65.76 hektarlık kısmında kapasite artışı planlandığı belirtildi. ÇED raporunun hazırlanmasına nedeninin de mahkeme kararı olduğu belirtildi. Rapordan mevcutta 145.5 hektar alanda yıllık 19.900 metrekare metreküp olan blok mermer üretimi yapılmaktayken kurum görüşleri doğrultusunda toplam 65.76 hektar alan için yıllık 50.000 metreküp blok mermer üretiminin planlandığı kaydedildi. Görüyorsunuz değil mi ne güzel ya? Vallahi billahi ya. Bu memlekette efendim gideriz. Bu memlekette gerçekten dağı taşı delerseniz, bu memleketin doğasına ihanet ederseniz, bu memleketin coğrafi işaretli portakalının ve dünyadaki en aromalı, en değişik aromalı, en değişik iklim koşulları içerisinde yetişen portakallarına, portakal bahçelerine ihanet ederseniz size hiçbir şey olmuyor. Ama bunları savunursanız, oraları savunursanız katledilirsiniz. Sıkıntı bu. Devam edeceğiz buna kısa bir ara. Kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız ve bu konuya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Evet, yeniden birlikteyiz ve devam edelim. Nerede kalmıştık? Geldi mi? Bütün gazeteler geldi ve şimdi yine Körfez gazetesini isteyeceğim. Çünkü diğer gazetelerde pek görmedim ama şu Finike'deki taş ocağıyla ilgili Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve eşi Ayşin Büyük Nohutçu'nun katledildiği, resmen katledildiği o haberin devamıyla şimdi devam edeceğiz. Kızılçam Ormanı, zengin yaban hayatı var orada. Diyor ki haberde toplam 65.76 hektarlık alanın tamamının orman arazisi olduğunun da belirtildiği ÇED raporunda alan içerisinde kızılçam ağaçları bulunduğuna da yer verildi. Raporda ÇED ve ruhsat alanı içerisinde tahmini 4.800 adet kızılçam ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların serveti yani hacmi ise 14.000 metreküptür denildi. Ayrıca çok sayıda bitki türünün yanı sıra proje alanı civarında yayılış gösteren alageyik, yaban keçisi, karakulak, kızıl akbaba, Anadolu alası, toprak kertenkelesi, toros kertenkelesi, kör kertenkele, finike semenderi, yaban domuzu ve yaban tavşan olduğu da anlatıldı. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü rapora ilişkin 12 Kasım'da inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu. Evet şimdi aha bir fırsat daha. Bir fırsat daha. Başta Finike Belediyesi olmak üzere bütün Finikeliler, siyasiler, Finike'nin yetiştirdikleri, her tarafta Finikeli olarak konuşanlar, edenler hadi. Şimdi bu alanı kurtarın bunların elinden. Bakalım burada sermaye mi, para mı, çantalar mı, cukkalar mı geçerli olacak yoksa Finike'nin geleceği mi, portakalın geleceği mi? Hani bir milletvekilimiz vardı, Antalya milletvekili, dedi ki ne zamanki dedi raflarda dedi kolalı içecekleri kaldırtır da yerine portakal suyu koyarız işte o zaman Finike gerçekleşmiş, Finike, gerçek Finike'yi bulmuş oluruz dedi. İşte tam fırsat sayın milletvekilim. Antalya milletvekilisiniz ve hala milletvekilisiniz ve hala elinizde imkan ve olanak var. Buyurun size oradaki bu genişlemeyi durdurun. Oradaki taş ocaklarının ve mermer ocaklarının çevreye verdiği zararı
olup olmadığını, bakın onu o öyle bir şeyde yaptırın. Demokratik olarak ne kadar zarar veriyor, ne kadar vermiyor. Veriyor mu, vermiyor mu diye. Bir araştırma yaptırın. Ondan sonra da o bölgeye gidip birlikte gezelim. Özellikle Kızılcık Yaylası'ndan şöyle vadiye doğru bir bakalım. Var mı böyle biri? Zor bulursunuz, zor. Çünkü o Benjamin'le Franklin var ya. Selamın euroyla aleyküm dolar. İşte o. Bütün mesele orada. Olmak ya da olmamak. Şimdi Yakup Toklu diyor ki 2 milyon insanın yaşadığı Antalya'nın su havzasının tepesine taş ocağı ve mermer ocağı izni verenler de iki ihtiyar çevrecinin katline üzülecek vicdanın olabileceğini düşünmek pek doğru bir bakış gelmiyor bana. Güzel. Ne diyor? 2 milyon insanın yaşadığı Antalya'nın su havzasının tepesine taş ocağı ve mermer ocağı izni verenler de iki ihtiyar çevrecinin katline üzülecek vicdanın olabileceğini düşünmek pek doğru bir bakış gibi gelmiyor bana. Yani diyor ki acım bunlarda diyor vicdan yok. Öyle diyor. Vallahi öyle demiş. Nazife Boyacı diyor ki günaydın Ali Bey. İnanın taş ocaklarının şehitleri olarak düşündüğüm Ayşin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun ismini duyunca çok duygulanıyorum. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsınlar dağların şehitleri. Onlar bu çevre için yani bizlerin yaşamı için canlarını verdiler ama biz malum çok çabuk unutuyoruz. Neden? Çünkü kolay elde ettik. İşte kolay elde ettiğimiz için de çok kolay kaybetmeyi hiç etmiyoruz. Çabuk gözden çıkartmayı hiç yapmıyoruz. Bak birisi hala Zeybek oyunu paylaşıyor. Şeyde. Sayın Müzeyyen Çağlayan'a buradan sormak isterim. Finike'de katledilen Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve Ayşin Büyük Nohutçu için ne düşünür? Finike'deki bu taş ocakları ruhsatlarının ve alanlarının genişletilmesi konusunda ne düşünüyor? Ondan sonra Antalya'nın dağlarının taşlarının bu şekilde kuşlarının bu şekilde hayatlarına son verilmesi konusunda ne düşünüyor? Dün ben fuarda gördüm, beni de bir televizyona çıkar. Aa fırsat. Bunları yazabilirsiniz ve yazdığınızda da televizyona çıkmış oluyorsunuz. Bir bakalım ne diyeceksiniz. Muhammed Alkaya, Sayın Ali Orhan Bey. Günaydın demiş, iyi yayınlar. Ben de Assim'de bulunan derneklerde yöneticiyim. Stokter, Sivil Toplum Kuruluşları Derneği'nin de kurucu üyesiyim. Assim'in yaptığı faalyetleri Ümit Uysal ile veya Muratpaşa Belediyesi ile hiçbir alakası yoktur. Antalya gönüllüleri konusunda en iyi bilgiyi Bedri Yalçın Bey verecektir dediğinde zaten noktayı koyuyorum ben. Bedri Yalçın Bey dediğinde ben noktayı koyuyorum. Bir aralar Ayder vardı. Antalya'da Ayder vardı. Oradan yola çıkarak noktayı koyuyorum. Bir ara bir içecek vardı. Ne içeceği diyorlar? Böyle farklı bir içecek vardı. Alkollü değil. Öbür türlü bir onu yapıyorlardı, bir şeyler ediyorlardı. İşte şey dolanıldı. Bilmem ne. Yani işin içerisinde iyi ya da kötü anlamda kullanmıyorum. O sizin düşüncenizdir. Eğer Bedri Yalçın varsa oturup düşünürüm ben. Açık ve net söylüyorum. Oturup düşünürüm. Artı ya da eksi olarak o bende saklı. O bende saklı. Assim konusunda da Antalya gönüllüleri konusunda da o veriyorsa bilgiyi Antalya'ya geçmiş olsun. Gönüllüleriniz yola çıkarken gönülsüz çıkmışlardır. Ben öyle düşünüyorum en azından. Assim'in genişletilmiş ikinci toplantısı yapılırsa bu konularda bizim de bilgimiz olacak diyor. Ahmet Naci Baydar günaydın iyi yayınlar demiş. Mehmet Bulut günaydın usta demiş. Muhammed Alkaya bizleri ötekileştirenlerin içinde yer Sayın Dilipak konusunda ben de tepkiliyim ama gider dinlerim. İçimdeki birikmiş soruların tamamını da kendisine soracağım ve yüz ifadesini merak ediyorum. O herkesin kendi düşüncesi. Gidip dinlemek dinlememek dediğim gibi özgürce. Ama gelsin konuşsun. Madem ki biz çok sesliliğe inanmışız, demokrasi denen olguyu, yaşam şeklini ilke edinmişiz, o zaman demokratik haklarını herkesin kullanmasına müsaade edeceğiz. Karşı taraf vermiyor. O zaman sen de vermezsen karşı tarafla ne değişikliği olur?
Dün söyledim, tek yerden cevap gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Gençlik Kolları Başkanı. Bakın şimdi karşı taraf eyvallah, geçmişte işte yok, bunların hepsi ne bankamatikçi, şudur budur diye söylüyorduk. Muratpaşa Belediyesi'ndeki görevine gidiyor mu gitmiyor mu? Son günlerde CHP içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de bu. Dün bunu, bu konuyu dile getirdim diye 3-5 tane telefon. Ya abi sen işi gücü bıraktın CHP'lilerin peşine. Ben CHP'lilerin falan peşine düşmemişim. Madem ki biz AK Parti döneminde belediyeye gitmeden bankamatik memurları vardı. İşte büyükşehirde bankamatik memurları var. İşte şurada bankamatikçiler var. Bunlar var, onlar var. Bunları söylerken iyi. Ama iş Cumhuriyet Halk Partililere geldi mi söyledik miydi? Vay sen şöyle. Eyvallah. Benim kimseyle bir bağım yok. Ama bunları da dile getireceğiz. Niye? Ona ayrı, buna ayrı yok. Ona ayrı, buna ayrı yok. Neyse onların hepsini konuşacağız. Evet, devam ediyoruz. Bayramdal, günaydın Ali Baba demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bayramdal. 7 kişiyi unutmuş yine. Yine 7 kişiyi unutmuş, hatırlatacağız. Hatırlattım sevgili Bayramdal. 7 kişi hariç demeyi unutmuşsun. İbrahim Çabuk günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Mehmet Ali Uysal günaydın demiş. Teşekkürler. Gülten Duman günaydın demiş. Teşekkürler. Turgut Pınar. Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisidir. Aslı, asıl ve daha temelindeki niteliği bir ideoloji parti olmasıdır. Bu ideolojinin adı aydınlanmadır. CHP'nin ideolojisi aydınlanma, Atatürk adıyla özdeşleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleridir. İnsan merkezli, dünya layık, akıl ve bilim öncülüğü demektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ilkelerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının birinci başta gelen güvencesidir demiş. Bak bunu da okuduk. İşte demokrasi bu. Osman Yıldırım günaydın Ali abi demiş. Teşekkürler. Güler Şirin Kayakökü günaydın Ali Bey, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, tartışmalara devam ediyoruz. Siz Finike ormanlarının, Finike dağlarının delik deşik edilip taş ocağı, mermer ocağı adı altında birilerine peşkeş çekilmesinden mi yanasınız? Yoksa bu doğa harikalarının gelecek nesillere taşınmasından mı yanasınız? Hani buz yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Bir dalda iki kartal, dal tartar, kartal kalkar. Değil mi? Öyleydi. Bunlardan hangisinden tarafsınız? Bayramdal diyor ki senin sayfanda yedi, ha iki yere de not yazıyor. Orada diyor senin, teşekkürler sevgili Bayramdal. Bakın ne güzel, Bayramdal da unutmuyor yedi kişiyi. Şu şehitler bistro vardı. Var mı fotoğrafı? Zaman zaman dile getirelim, unutmayalım. Unutturmayalım ki. Efendim? Yes. Unutmayalım, unutturmayalım ki unutanlar gibi ve unutturmaya çalışanlar gibi olmayalım. Hani diyor ya, bir pazar sabahıydı Antalya kar altında. Bilirsiniz değil mi? Uğurlar ola. Uğur Mumcu'nun katledilişinde. Değil mi? İşte biz de bir sabahtı. Ansam boşaltılacak dediler, gittik. Vallahi gittik ve bir sanatçının feryadıyla karşılaştık. Saçından tutulup sürüklendi. Saçından tutulup yerlerde sürüklendi. Ve eserleri ve alın teri oralarda çöp muamelesinden daha aşağılık bir muamele gördü. O zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri, Antalya çocuğu Menderes Türel, hani o Antalya çocuğu ben de çocuğuyum diye sık sık seçimde soruyordum ya, seçim çalışmaları sırasında. O Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Dedi ki burayı, dedi, şehitlerimize, bu vatan için göğsünü siper edip toprağa düşenlerin ailelerine gelir getirsin diye, dedi, sanatçıların elinden alacağız dedi. Dedi Allah'ı var, dediğini yaptı ve aldı. Helal olsun, bak o konuda hakkını yiyemem. Sanatçıların elinden aldı. Ve şehitler işte bugün aldı,
Daha sonra o meşhur şeyin olduğu gün, nedir olayların olduğu gün, alayım diğer fotoğrafı. Şimdi gelecek herhalde, inşallah geldi, yola çıktı. Evet, bu değil. Bu değil. İşte daha sonra şehitle, bakın şehit kutsal, değil mi? Şehitlik kutsal mertebedir. Şehitle bistroyu aynı yerde kullanılabilecek bir şekle getirdiler orayı. Ansan'ı. Şimdi ben bunu unutursam, ben bunu unutturursam, o zaman benim bu kentte niye yaşayayım? Ya da niye yaşayayım yani? Yaşamamın bir anlamı yok ki. O zaman sadece şu olurum, gübre fabrikası. Öğütürsün gübre olarak. İşte o günkü olay. Bunların fotoğrafları bizde mevcut var. Çünkü ben de oradaydım. O biber gazını ben de yedim. O bazı küfürlere, belediye zabıtasının küfürlerine ben de maruz kaldım. Ha, o belediye zabıtası mıdır, müdürü müdür, amiri midir? Şimdi ne de yükselerek devam ediyor. Bu dönemde de yükselerek devam ediyor. Onu da söyleyelim. Çünkü diyor ya, zalim ne olacak benim halim? Hep biz böyle ezilenler, hep böyle ezildik. Ama şunu bilmiyorlar, bir gider bin geliriz. Bir de böyle bir durum var. Şimdi Ansan siyasete meze edilemez, ne yazık ki edildi, yapıldı, şey oldu. Ha, Antalya gönüllüleri vardı değil mi? Dilipak'ı getiren Antalya gönüllüleri platformu. Ne düşünüyorsunuz şehitlerin isminin bir bistroya verilmesine, değil mi? Sanırım böyle şey yaparsınız, nedir, son derece ne yaparsınız? İşte onu siz söyleyeceksiniz. Ben söylersem ayıp olur, ön yargı olur. Açıklamayı yaparsanız, Sayın Başkanınız Erdal Öner bu konuda bir açıklama yaparsa, mesela dağlar konusunda, Antalya'nın dağlarının delik deşik edilmesi konusunda, taş ocakları, mermer ocakları ve HES'ler hakkında ne düşünüyorlar, yoksa HES'lerin mi diyorlar? Onu da diyebilir. Vallahi sesimiz çıkmaz. Çünkü düşüncelerinde özgürdürler ve bu özgür düşüncelerini bizimle paylaşabilirler. Asim mesela, değil mi? Şu fotoğraflar vardı. Sevgili Sedat Küçükoğlu'nun fotoğrafları. Sedat Küçükoğlu'nun da bugün doğum günüymüş. İyi ki doğmuşsun. Sen doğmasaydın ne olacaktı? Evet. Şimdi neydi? Sedat Küçükoğlu doğmamış olsaydı, fotoğrafa meraklı olmasaydı, biz böyle güzel bir fotoğrafı göremeyecektik. Az dur, hemen götürme fotoğrafı ya. Bazen öyle bir şey, hızlı gidiyorsun ki vallahi sana kavuşabilme şansım olmuyor. Bazen de öyle bir yatıyorsun, uyuyorsun ki uyandırabilme şansım olmuyor. Bak ne güzel değil mi? Demokratik olarak şey hakkımı kullanmıyor. Necdet Aksel, Finike'yi konuşuyoruz ama Finike hakkında hiç yazmadın. Hayırdır? Ne oldu? Şu Finike hakkında bir yaz bakayım, ne düşünüyorsun? Bu benim için önemli. Şimdi bu Darıbükü köyü, Isparta Sütçüler Darıbükü köyü burası. Şimdi burada da bir HES'ler meslerle var. Burada da bir işte HES yapıldı. Fakat tutmadı mı, tuttu mu, bir şeyler oldu. Şu güzelim manzara, şu güzelim manzaralar ne yazık ki kayboldu. Bu da belki de su tutma merkezi değil mi? Ben buraya bir gittiydim. Yusuf Yavuz'la beraber bu alanı bir gezmiştik. Bu kadar güzel yerlerimiz var ve bu kadar güzel yerlerimiz yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İyi ki fotoğrafı seven fotoğraf dostları var. İyi ki bazı bu doğa severler vardır, gezici, gezenler. Bakın onların da bu kente, bu ülkeye çok büyük faydaları var. Gittikleri yerlerdeki katliamları zaman zaman fotoğraflayıp bizlerle paylaşıyorlar. Tam zamanına denk geldi Yörex ve tam zamanında açılışı yapıldı ve bu yıl 10.sü. Ne güzel değil mi? Şimdi sizinle bir fotoğraf paylaşacağım. Yörex'te gittiğinizde sakın burayı atlamayın. Orada bir yer var. Orayı sakın atlamayın. O fotoğrafı şimdi ben sevgili Halil'le paylaşıyorum. Halil de ekrana getirecek. Orayı sakın unutmayın. Sakın
atlamayın. Sonra aa böyle bir şey mi vardı? Evet. Antalya Gündem Gazetesi de geldi. Şimdi attılar. Ama ne yazık ki geç kaldılar. Yapacak bir şey yok. Takdiri hüda kuvve-i ibazu ile dönmez. Bir meşale ki Mevla yaka üflemekte söz. Şey gelmişti. Aa, Antalya Gündem gelmişti. Onu ekrana getirdik değil mi Antalya Gündem'i? Getirdik. Ha, şu fotoğrafı diyorum. Bakın ben dün bu fotoğrafı çektim. Bugün de zaten anonsla bunu kullanmıştım. Oraya gittiğinizde, içeriye girdiğinizde sağ tarafta bir küre var. O kürenin arkasına geçin ve böyle bir fotoğraf çektirin elinizde, yöreksin 10. yıl hatırası kalsın. Ve siz de o zaman şunu diyebilirsiniz, ben Anadolu'yu karış karış gezdim. Niye? Yöreksin 10. yılına gittiğimde 81 il vardı orada ve 81 ili de gezdim birçok ilçeyle birlikte. İşte o zaman ne diyorsunuz? Ben diyorsunuz Anadolu'yum. Ben Anadolu'yu gezdim. Hani der ya şair, ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Dün biraz tartışmasını yapmıştık. Ben bütün şehir yasasına baştan beri karşıydım ve köylerimizin köy olarak kalmasından yanaydım, mahalle değil. Önce köy mantalitesini değiştirdiler, sonra da üretimi değiştirdiler. Atatürk'ün Serik'te söylediği köylü milletin efendisidir sözünü, aksini o kadar değiştirdiler ki şimdi köylü ne yazık ki yabancının kölesidir. Onların buruşmuş çarşaflarını düzeltiyorlar otellerde. Dünün efendileri bugünün köleleri oldu. Neden? Çünkü üretmedik. Neden? Çünkü Anadolu'yu unuttuk. Neden? Çünkü toprağa küstük. Neden? Tarım politikalarımız ne yazık ki bize bu şansı vermedi. Neden? Dağlarımızı taşlarımızı delik deşik ettik. Yaban hayvanlara küstük. Şimdi bir köpek fotoğrafı var. Bir köpek fotoğrafı. Köpek fotoğrafının üzerinden insanla hayvan arasındaki bir farkı sizinle paylaşacağız. Bakın, hani ağlıyor köpek. Soruyor. Diyor ki, nedir seni ağlatan? Diyor ki, duydum ki vatana ihanet edenlere köpek diyorlarmış. Biz vatana asla ihanet etmiyoruz. Bunu diyen köpek. Onun için diyorum ki kızdığınız insanlara ne olursunuz hayvanlar üzerinden göndermelerde bulunmayın. Çünkü insan farklı virüstür. Ben hep söylüyorum bunu. İsteyen üstüne alsın. Vay bu üstüne alırsa darılır. Bu alırsa küser bilmem ne yok. Allah-u Teala önce tabiatı yaratıyor. İnanıyorsanız. Ben inanıyorum. Bir yaratıcı var. Sonuna kadar inanıyorum. Ve her şey düzgün gidiyor. Niye? Çünkü insan yok. Dağlar yerinde, taşlar yerinde, nebatat yerinde, hayvanlar yerinde. Doğa o kadar güzel birbiriyle anlayışlı bir şekilde gidiyor ki sular akıyor diyor ya şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam birbirleri öter Allah deyü deyü. Değil mi? Şimdi bütün bunların olduğu yerde bir bakıyorlar ki her şey düzgün gidiyor. Ne olsun? Bir virüs lazım. Hastalık. İşte insan o zaman yaratılıyor bence. Ve o yaratıldığında, o virüs yaratıldığında işte ondan sonra her şey başımıza geliyor. Çünkü insan en tehlikeli yaratık. Kusura bakmayın. Bir daha birine kızdığınızda trafikte şurada burada ayı derseniz üzülürüm. Köpek derseniz üzülürüm. İt derseniz üzülürüm. Niye? Çünkü onlar, o saydıklarınız var ya, insan kadar tehlikeli değil. Ha, tabii işine gelmedi miydi? Süremiz geliyor. Şimdi bizim de Halil'in işine gelmedi miydi? Süremiz geliyor. Sıdıka Metelik diyor ki, Antalya Sanatçılar Derneği Antalya'nın sanat yuvasıdır. Antalya'nın amiral gemisidir. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Ansan kale kapısındaki eski yerleşkesine geri dönmelidir. Lütfen destekleyelim sanata evet. Vallahi kaç kişi destekler, ne kadar kişi destekler bilmiyorum ama ben hiç unutturmamaya çalıştım. Ansan'ı unutturmamaya çalıştım. Ansan'da o insanların yedikleri gazı unutturmamaya çalıştım. Yarın Antalya'da bir başka şekilde farklı bir şeyler olur onu da dile getiririm. Hiç çekinmem ben.
çekingem yoktur. İbrahim Halil Arı, günaydın kardeşim, hayırlı işler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Bayramdal 7 kişi hariç demiş. Şu bir Zeybek fotoğrafı var. O Zeybek fotoğrafını da bir alayım da ondan sonra araya gideriz. Evet, bunu da Müzeyyen Çağlayan bizimle paylaşıyor. Bugünkü gündür 3-4 tür aynı fotoğrafları paylaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sadece bunları paylaşmış ve buradan soruyorum Müzeyyen Çağlayan'a. Acaba şu bizim dağlarımızın, taşlarımızın delik deşik edilmesinde ne düşünüyor diyelim. Ondan sonra Sedat Küçükoğlu diyor ki çok teşekkürler abim diyor. Hep beraber gönlümüzce namerden muhtaç olmadan sağlık ve sıhhatla üreterek nice yıllarımız olsun. Güzel insanlarla beraber hayat çok güzeldir. İnşallah sevdiklerinizle. Bugün doğum günü olan bütününüz, sevgili Sedat Küçükoğlu nezdinde bütününüzün doğum gününü kutluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Güzel insanları dinlemek, güzel insanlarla olmak ve güzel insanlara pozitif enerji verebilmek herkese nasip olmuyor. İyi ki varsınız. Kısa bir ara geliyoruz. Evet, bildiklerimi sizden hiç saklamadım ve saklamayacağım ama bilmediklerim konusunda da işi bilenlere her zaman danışacağım. Her zaman olduğu gibi, birileri gibi her şeyi ben bilmiyorum. Şimdi Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Sayın Ahmet Yaykıran var. Havamız nasıl olacak diye soracağız kendisi, hava tahmin uzmanı. İyi günler efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın efendim, iyi çalışmalar diliyorum. Havamız nasıl olacak Ahmet Bey? Ekip arkadaşlarımıza yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar hava parçalı, az bulutlu. Öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Garispaşa, Alanya, İbrada, Akseki ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığında düne göre 1 ile 2 derece artış bekliyoruz. Rüzgar kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise sahili güney yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. Herhangi bir uyarımız yok. Bazı merkezlerimizde beklediğimiz hava durumları ile beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. Antalya'da hava parçalı, az bulutlu. Öğle saatlerinde Gazipaşa, Alanya, İbrada, Akseki çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Muğla'da hava parçalı, az bulutlu 26 derece. Isparta'da hava parçalı, az bulutlu 22 derece. Burdur'da hava parçalı, az bulutlu 23 derece. Denizciler için rüzgar Bodrum-Kaş arasında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, Kaş-Anamur arasında kuzey, öğle saatlerinden sonra güney ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Hava parçalı, az bulutlu. Öğle saatlerinde Alanya-Gazipaşa aralıklarında aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Devam ediyoruz. İleri gazetesini bir alabilir miyim arkadaşlar? Evet. Diyor ki bu kask hayat kurtarır. Döşeme altında öğrenciler tarafından işitme engelliler için hazırlanan ve sesin geldiği yönü algılayarak titreşim yoluyla uyaran kask TÜBİTAK 4006 bilim fuarında sergilendi. Ya şimdi döşeme altı bize neyle gelir, genelde gündeme neyle geliyordu? Belediyenin batakta oluşuyla. Döşeme altı belediyesinin. Ama bakın ne kadar başarılı insanlar da varmış orada. Başarılı güzel şeyler de varmış. Eğitimciler de varmış. Yani döşeme altı dediğinizde aklınıza hep o gelmesin. Ya da kirli bir kırk göz gelmesin aklınıza. Şimdi ne güzel. Döşeme altı Ziya Öner Fen Lisesi spor salonunda başlayan TÜBİTAK 4006 bilim fuarı. 2 gün sürecek
Döşeme altlı öğrencilerin hazırladığı 30 proje sergilendi. Fuarda en dikkat çeken proje Büşra Bayram ve Sudet Tulca Erdoğan tarafından yapıldı. Engelsiz Hayat adlı projede işitme engelliler düşünülmüş. Bayram ve Erdoğan engelli bireylerin dış seslerini algılaması için titreşimle uyaran bir kask yapmış. İşitme engelli bireylerin dış tepkileri tam olarak hissedebilmeleri hissedemedikleri için birçok tehlikeyle karşılaştıklarını belirten Büşra ve Sude, işitme engelli bir birey korna sesini işitemediği için trafikte büyük tehlike altında demiş. Ya şurada bir fotoğraf var bu arada, onu da sizinle paylaşmak istediğim için. Dün bir fotoğrafa denk geldim de onu şimdi hazırlıyorum, hemen hazırladım ve gönderiyorum. Hemen gönderdim. Yanlış yere gönderdik, neyse onu bakayım hemen. Büşra ve Sude, işitme engelli bir birey korna sesini işitemediği için büyük bir tehlike, trafikte büyük bir tehlike altında, engelli bireyin sesin geldiği yönü algılaması için bir kas yaptık. Bireyin sesin geldiği yönü anlamasına yardımcı olarak çevreden gelen tehlikelere karşı güvende olmasını sağladık demiş. Bakın ne güzel. Dün engellilerden bir şey paylaşmıştık, değil mi? Engellilerin, engelsizler, özürlülerin engellilere ortaya çıkarttığı engeli. Değil mi? Özürlülerin. Özürlü başka bir şeydir, engelli başka bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Fotoğrafları attım. Bu fotoğrafları hazırlarsanız sevinirim. Baktım bulutlar sökeye, çek eşeğe köşeye. Baktım bulutlar adaya, çek eşeği odaya. Baktım bulutlar aydına, bak işinen kaydına demiş. Güzel bir dörtlük paylaşmış. Güzel bir arkadaşımız, güzel bir izleyicimiz. Ben de sizinle paylaştım. Bu da diyor aydınlıların hava tahmini herhalde demiş. Güzel. Şimdi bunu ben dün çektim. Fuarda çektim. Burada ne dağıtılıyor? Döner dağıtılıyordu sanıyorum. Ücretsiz döner. Gayet de doğal. Diğer fotoğrafa bir bakayım. O sanki biraz daha mı genişti? İki tane attım. Şimdi engelli bir vatandaşımız kuyruğa girmiş. Hiçbir tanesi bu engelsizlerin, hiçbirisi demedi ki ya siz engellisiniz. Böyle kuyruklarda engellileri sıraya geçirmeyi biliyorlar. Fakat arabaları, araçları bilmem ne engellilere engel çıkarsın diye her yolu deniyorlar. Ama burada eşit haklara sahibiz. Niye? O da bizimle beraber bekleyecek düşüncesindeler. Eşit haklara sahibiz. Ama mecliste eşit olarak hiçbir zaman temsil edilemedik. Ben engelliyim, ben beyin engelliyim. Onu hep söylüyorum. Çünkü benim beyin yok. Koymayı unutmuşlar. Yani bu da benim sorunum değil. Yapacak bir şey de yok. Kendimi de insan olarak zaten adlandırmıyorum. Onun için böyle şeyler gördüğümde insanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de özürlü insanların. Ya otobüste mesela kent içi ulaşımda bir engelli aracı bineceği zaman yüzler asılıyor. Ama burada yemek yerken onlarla eşitiz. Ama otobüse bindiklerinde ya niye biniyor, kaç kişilik yer kaplayacak ya. İşte mesele bu. Diyor ya yürekte, yürekte. Mesele yürekte. Nazım güzel söylemiş onu. Zeynep Duran, günaydın cesur adam diyor. Bak veriyorlar yine kızarın ağzına. Cesur adam, cesur yürekli, bilmem ne şöyle böyle. Devam. Teşekkürler Zeynep Hanım. Muhammed Alkaya diyor ki Ali Bey, Finike'de şimdi bayram taşel var. Tek başına mücadele edenlerden. Yo, bizim hacı da var orada. Abdullah hacı var, Abdullah abi var. Vallahi ben onu yıllardır bu mücadelenin içerisinde, Ali Uğurlu Büyük Nohutçu'nun da çok iyi dostuydu o mücadelenin içerisinde ve müthiş bir mücadelecidir. Ve bu yüzden hastane hastane dolanıyor, hastalıklar kaptı. Hakkını yiyemem Abdullah abimin. Hacı Abdullah, Abdullah abi, hacım sana buradan selamlar. İyi ki varsın. Güzel insan. Onu da diyelim. Diyor ki yine de Muhammed Alkaya'yı bir okuyayım. Ali Bey diyor, Finike'de şimdi bayram taşer var, tek başına mücadele edenlerden. Müzeyyen ablam da iktidarın hayranlığını, görevini yapmaya hayranlığı, iktidar
hayranlığı görevini yapmaya devam ediyor. Evet, vallahi öyle. Ver bakayım çeşkıyı, şu şey vardı ya böyle, Aydın Efeleri. Bunları Müzeyyen Hanım paylaştı. Ama bakın, bunları ben söyledikten sonra, bunları söyledikten sonra da tek kelime tek kelime yazmadı. Koca fuarda bunu, tamam, Aydın'ın nefesi de bizim. Hani böyle bir yere basmasınlar diye oynuyorlar ya, o da bizim, eyvallah. Bütün Anadolu'ya hayranımdır. Ama Finike taşacakları ile ilgili ne düşünüyorsun dedim, sus pus. Hiç yok valla. Hani paylaşmış da ben mi görmedim diye bakıyorum. Vallahi şimdilik yok. Kenan Çakırca Bursa'dan. Diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abim. Adam. Bursa'da sabah bizi izliyorlarsa vallahi billahi bu da bu programın başarısıdır. Eğer Türkiye'nin birçok şehrinde, dün Yörekse gezerken vallahi Elazığ'da dediler ki seni izliyoruz. Diyarbakır'da vallahi billahi dedi seni izliyoruz. Ha. Karadeniz'de dedi ki Giresun şeysine gittim. Rize'yi bulamadım, Trabzon var. Rize'yi bulamadım. Gittim Giresun, fındık ne kadar fiyatı falan diye. Gittim dediler ki Giresun'da sizi izliyoruz. Gittim Ordu'ya sizi izliyoruz dediler. Aydın'a gittim o incircilere. Vallahi sizi izliyoruz dedi. Bursa'ya kestanecilere gittim. Hatta sevgili Kenan Çakırca'yı tanıyan biri çıktı. Dedi ki her sabah dedi Kenan Çakırca'ya dedi mesaj gönderiyorsun. Bundan sonra bize de gönder. Aha kestaneciler, bir selam da size. Ondan sonra Bitlis'e gittim. Orada bir güzel arkadaşımı konuştuk. Antalya'daki güzel bir arkadaşımı konuştuk. Bitlis şeysinde ne diyorlar? Onlara ne diyorlardı? Standında. Aferin lan. Ara sıra kafan çalışıyor Ali. Bülent Tatoğulları iyi abim demiş. İyi yayınlar. Çok teşekkürler sevgili Bülent. Bülent de polis muhabirliğinin son temsilcilerindendir. Antalya'daki polis muhabirliğinin son temsilcilerindendir. Nurettin Utku demiş ki Antalya sporumuza hizmetleriyle anacağımız sevgili kardeşim Mustafa Akdoğan cennet mekan. Nurlar içinde yat seni bugün 11'de Meltem Antalya spor tesislerindeki uğurlama töreni akabinde öğle namazı sonrası Muratpaşa Camii'nden Andızlı Mezarlığı'na son yolculuğunuza üzülerek uğurlayacağız. Cennet mekan, nurlar içinde yat, ailenin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mustafa Akdoğan, Antalya sporlu Mustafa Akdoğan maalesef hayatını kaybetti. Gitmek isterdim de 11'de hesap vereceğiz bugün gidip. Hani yazıyorlar hesap zamanı falan diyorlardı. Neyse o benim özel şeyim, pek girmeyelim ama bir gün bu ülkede yapan herkes hesabını vermeli. Ben de yapmışsam ben de sonuna kadar hesabını vermeliyim. Onu söyleyeyim. Ondan sonra Mithat Aras'a merhaba diyelim. Gülsüm Hanım'ı yine yazmış. Hakan Yılmaz iyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkürler. Yine sizden gelenlere bakıyorum. 5 dakika kala haber ver. Aa, bugün Asena, yeğenimin de doğum günüymüş. Sevgili Asena'ya da buradan güzel yıllar, iyi gönlünce güzel günler diliyorum. O da benim yeğenim ve bir şey söyleyeyim, çok sevdiğim yeğenlerimden bir tanesidir. Evet, ne diyor? Yüzümü gülümseten adam, seni izlemeyi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten siz de mesajlarınızla bana burada pozitif enerji katıyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz diyelim ve devam edelim. Daha var değil mi? Var. Sıdıka Metelek Ansan'ı paylaşmıştı. Tevfik Akıncı günaydın abi demiş. Ali Aydın baba günaydın demiş. Sevgili Ali Aydın adaşım, yukarıda işler düzeldi mi? Ne var ne yok? Sürgünler, hava nasıl oralarda? Üşüyor musun demiş ya şair. Öyle bir durum var. Şimdi bir gidelim mi? Nereye gidelim? Gazi Paşa'dan, Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar burası bizim değil mi? O zaman Gazi Paşa'ya bir gidelim. Orada bir festival vardı. Nar Festivali ve Nar Festivali devam ediyor değil mi? Nar Festivali. Efendim? Sesin gelmedi bu sefer. Neyse böyle yaparsan devam ediyor anlarım. Böyle yaparsan etmiyor anlarım. Ha böyle yaptı devam ediyormuş. O zaman bir gidelim uzanalım oraya. Ondan sonra yine beraber oluruz. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu sene 10.sü düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kapsamında nar tanelerini yere dökmeden yeme yarışması düzenlendi. Evet, hepsi standart bıçaklar.
Yarışmaya katılan 7 kişi başlama işaretiyle birlikte önlerinde hazır bulunan narları kesip tabak dışına dökmeden yemeye başladı. Yarışmadan ilk saniyelerde elenenler olduğu gibi son ana kadar mücadele eden yarışmacılar da vardı. Uzun süren mücadele sonrası Nurhayat Görgülü birinci, Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu. Ben Ankaralıyım ama çok güzel yedim narı, can gözüm açtı. İyi ki de yedim, memnunum, birinciliği de kazandım çok şükür. Ama çok da heyecanlandım, iyi bir şey. İyi ki de kazandım yani. Yarışmada dereceye girenlere zeytin fidanı hediye edildi. Evet, yeniden birlikteyiz. Arkada ne güzel tropikal meyveler var ve onların yarışları var. Çekirdeksiz nar ve tropikal meyve festivali. Narın tanelerini yere dökmeden yemek için yarışmışlar. Ya, o da mesele valla. Öyle değil aslında. Ha, şöyle ortadan kesiyorsun o narın böyle şey yerlerine böyle kesiyorsun. Onlar açılıyor ve onu o şekilde açıp devam ediyorsun. Hakan Yılmaz iyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Dinçer Kemer. Diyarbakır Çelmik'ten selamlar Ali abi. Memleket hasretini seni izleyerek gideriyoruz demiş. Teşekkürler. Bakın ben memleket hasretini gidermek için insanların uğraşıyorum. Bazıları da paralara bakıyor. Para, zenginlik hasretini gideriyorlar vallahi böyle. Para, para, para. Her şey para. Olur. Bu dünya böyle. Rıza Aslanbay diyor ki günaydın, iyi yayınlar, teşekkürler. Ali Aydın diyor ki belediye personeli maaş alamadığı için izin alıp yevmiyeli nar toplamaya gidiyorlar. Bak bu da bir gelir kapısı. Deniz Savaş Aşula, Antalya'daki genç yazarlardan. Antalya Sporlu bugün Mustafa'yı kaybettik. Ve Antalya Spor'un durumunu bir de oradan genç bir nesilden bir hizmet vereni kaybetmişiz. Bir yazı yazan genç bir arkadaşımızı bir okuyalım. Hani herkesin baktığı şekilde bakmıyor herkes. Bazı şeyleri izliyorum, yorumları okuyorum, izliyorum da aha bir bakıyorsunuz ki vallahi 6 taneyi ben yemişim. Antalya Spor yememiş, Antalya Spor Kulübü Başkanı'na hiç öyle bir şey olmamış. Niye? Çünkü aile şirketi. Antalya Spor değil. Antalyalılar, bu takımın sizin takımınız olduğunu düşünüyorsanız bu sıralar yanılıyorsunuz. Bu takım artık zengin bir adamın aile şirketi. Niye? Hem Antalya Spor Derneği orada hem Antalya Spor Yönetimi. Ama o zengin olduğu için pek sesiniz çıkmaz. Ama Ali Orhan fukara, vura balıya. Değil mi? İşte bu işler böyledir. Ne yazık ki işte cesaretliler de fukaralardan çıkıyor. Delilerden. Değil mi? Hep genelde bunlardan çıkar. Einstein'ın bir deli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyorum o zaman. İstifa yok, kabahat yönetimin demiş. İstifa etmeyeceğim. Benim de öyle bir niyetim yok. Vallahi billahi yok. Niye? Çünkü bu memlekette namussuzlar koşuyorsa namuslular da hiç olmazsa emeklesin. Değil mi? 2 yıldır sordum nerede sponsorlar? Meğer sponsor bizim başkanmış. Yeni öğrendim. Stat anlaşmasının hakkını da kullanmamış. Formayı halen kullanıyor. Bunların parasını da kulübü ödemiş. Hatta benden fazla veren varsa her an devredebilirim diyor. Ne diyeyim, helal olsun. Düşünebiliyor musunuz? Antalya Spor bir şey. Malzeme. İşte ney? Orada gidip bir yerden çarşıdan aldığınız herhangi bir şey. Daha diyor fazlasını veren varsa diyor verip gideyim diyor. Böyle bir anlayış Antalya Spor yönetiyor. Geçmiş olsun Antalya. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Hep beraber başımız sağ olsun. Altılar yediler yemek önemli değil. Altı atsan yedi atsan ne olacak? Bu zihniyet bu kulübün başında olduğu sürece. Ama o zengin kimsenin sesi çıkmaz. Aa ben de sustum. Ben deli değilim herhalde. Değil mi? Herkes susacak, ben konuşacağım. Gençler Birliği maçına gelince diyor birinci dakikada yedi, üçüncü dakikada yedi, sonra bir daha yedi ve maçın sonuna kadar yedi. 0-6 özet bu. Gençler Birliği'nde geçmişte futbol oynamış bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki abi dedi vallahi dedi daha fazla atardık da dedi bizim plaka dedi 0-6 dedi Ankara. Abi utanç değil mi bu? Vallahi ben utandım. Ha utanmayanlar varsa bir şey yok, söz yok. Evet, Bülent Korkmaz'a bir parantez açarsak bu adam Fenerbahçe'yi yenmiş. Gençler Birliği maçından önce alkışlatın. Bir moral verin diye yazdım. Geçen hafta bu işaretle yönetim ve taraftar olarak arkandayız diyeceksiniz. Hepsi bu. Fakat yapmadınız. Her gün hayat moral üzerine kuruluyor. Sayın Başkan ve yönetim. Haberiniz var mı? Geldiği günden beri hep yalnız adamı oynuyor Sayın Korkmaz. Lafla arkandayız olmaz. İcraatla göstereceksiniz.
Unutmayın, bu ülkede herkesin sevgiye ve morale ihtiyacı var. İster cumhurbaşkanı, ister temizlik işçisi olsun. Kim verecek morali? Burada seyirci, orada en yakınları. Evet, Bülent Korkmaz yalnızları oynuyor. Gerçekten. Ve Bülent Korkmaz değil miydi bu takımı küme düşmekten kurtaran? Bülent Korkmaz değil miydi bu takımı yedinci yapan? Avrupa'ya az kalmıştı. O zaman Bülent Korkmaz çok iyiydi. Ha, ne oldu? Yönetimin bir şeysi var. Çok güzel bir yöntemi vardır. Türkiye'de bu hep böyledir. Antalya'da da böyle. Çünkü kulüpler genelde aile şirketi gibi. Parayı kim verirse düdüğü o çalıyor. Şimdi Antalya Spor yöneticileri de sanıyorlar ki Bülent Korkmaz böyle hani yanlarında çalışan bir pompacı değil. Galatasaraylıdır, Fenerbahçeliyim. Çok karşı karşıya gelmişizdir düşünce olarak. Ama Bülent Korkmaz Türk futboluna şerefiyle, onuruyla hizmet etmiş güzel bir spor adamıdır. Bunu unutmayın. Parasıyla değil, yüreğiyle. Yürek önemli. Evet, askerlikte en önemli kural nöbetçi ölmedikçe nöbet yerini terk etmez. Öyle mi Halil? Sen 15 gün askerlik yaptıydın. 2 aydır, 3 aydır anlatıyorsun. Öyle miymiş? Teşekkürler Halil. Bunun futboldaki karşılığı hayatı bir durum olmadıkça ceza sahası içinde geri pas verilmez ve çalım yapılmaz. Antalya Spor bunları yaptı ve cezayı yedi. İlk dakikada moral 0. Derecenin de altına düştü. Fenerbahçe maçının rehavetinde çıkamazsan, rakibi küçümsersen, milli maç arasında paso tatil yaparsan sonuç hüsran olur. Dileyelim ki bundan bir ders çıkarılsın ve bu maç ilk ve son olsun. Yani bir kaza oldu diyelim ve geçiştirelim. Son olarak Sayın Korkmaz'ı yalnız adamı oynattığınız yeter. Sahip çıkacaksanız sahip, yalnızlık Allah'a mahsustur diyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Savaş Deniz Aşula'nın yazısı bence haftanın en güzel yazılarından biriydi. Bir daha Hasan Yavaş'ları okumanızı isterdim. Evet, yine sizden gelenlere bakıyorum ne var ne yok diye. Evet, diyor ki şarkımı sana yazdım, adımı sana. Aa, vardı değil mi böyle bir şarkı? Bugün ne çalıyoruz? Hayır, geceyi sana yazdım. Geceyi sana yazdım, Onur Akın. Evet, sizlerden gelenler var. Bayağı olmuş. Bir bakayım, başka neler var? Şimdi hep ajitasyon yapar gibi oluyor ama ajitasyon yapmıyoruz. Evet, Hasan Demirkan Büyükşehir Belediye Başkanı Isparta standında demiş. Sayın Muhittin Böceğin bir fotoğrafını paylaşmış. Ben de bir paylaşayım orada. Sevgili Songül de var. Halkla İlişkiler Daire Başkanı. Onunla birlikte bir fotoğraf var. Onu hemen paylaşacağım sizinle. Ki o fotoğraf önemli. Ispartalılar da istiyorlar tabii. Başkanın bir fotoğrafının ekranda çıkmasından yanalar. Aha, ben de onu yaptım. Ondan sonraki yorumlara bir bakalım neler var. Orhan Güler Kaptanoğlu, rüzgarlı bir Doğanca sabahından günaydın. Ali abi, zaten 2 gün olanlar festivalimizin 2. günü yağmurlu geçti. Gazi Paşa'da kocaman bir fuar alanımız var. Adı üstünde ama biz hem geçen yıl hem bu yıl ürünlerimizi ıslanmaktan ıslatmamak için yağmurla mücadele ettik. Ayrıca insanlar yağmurla standları gezmedikleri için götürdüğümüz ürünleri geri getirdik. Eğer bu festival seneye yine Atatürk Parkı'nda açıkta yapılırsa biz Doğanca köyü olarak katılmama karar aldık. Abi, festivalin en güzel karesi narlarla süslediğim Atatürk resmi oldu. Her zaman olduğu gibi yine tek Atatürk bayrağı benim standımdaydı. Bu da üzücü bir durum. Halbuki her standı böyle bayrakla donatmak lazımdı diyor. Evet, onu da diyor. Doğru diyor. Çünkü Atatürk tarıma gerçekten çok önem verirdi. Onun için tarım çok önemliydi ve köylü milletin efendisiydi. Bugünkü köle olduğuna bakmayın. Hazır mı fotoğraf? Alayım o fotoğrafı. Hasan Demirkan paylaşmış. Büyükşehir Belediye Az Resmi Küçült. Az Resmi Küçült. Ne oldu? Niye resmi büyüttün? Ha, biraz daha. Biraz daha. Ha. Evet, Hasan Demirkan'ın fotoğrafı bu. Burası Isparta standı. Devam edelim. Evet.
Evet, bekliyorum. O da hazır olunca haber verecekler ve biz de programın sonuna geldik. Bugün erken programı bir 15 dakika erken bitireceğim. Çünkü malum bugün gidip bir hesap verme zamanı, bir hesap vereceğiz. Öyle başlıklar atılmıştı, hesap verme zamanı diye falan. İşte bu da biraz önce Orhan Güler Kaptanoğlu'nun yapmış olduğu paylaşma. Tek Atatürk posteri bizim standta var dedi. Doğru diyor. O zaman ben hemen bir fotoğraf paylaşayım. Atatürk standının, Atatürk'ün şeyde olduğunu, fuarda olduğunu sizinle paylaşayım ben. Ve çok güzel bir şeydi fotoğraf. O fotoğrafı da sizinle hemen paylaşıyorum ve gönderiyorum. Ondan sonra da vedalaşacağız. Evet. Ne oldu? Telefonlar çalmaya başladı. Feridun Kaya, belediyeler boşaltmışlar. Vatandaşa yazık oluyor. Kimlere oy vermişiz? Belediyeleri boşaltmışlar. Vatandaşa yazık oluyor, kimlere oy vermişiz diyor. Hüseyin Manyaslıoğlu da şu anda izleyenler arasına katılmış. Teşekkür ediyorum ona da. Fotoğraflar hazır mı? Fotoğraflar hazırladığınızda bir haber verirseniz. Evet. Evet. Geceyi sana yazdım, şarkımı sana. Hazır değil mi arkadaşlar? Hazır. Evet, sevgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le beraber Samsun standının önü ve bal mumundan Atatürk heykeli, bir tane daha olacak. Bu da sevgili Yaşar. İlk televizyonların ilk zamanlarındaki sokaktan aldığımız bir arkadaşımızdı. Şimdi Türkiye'nin en iyi kameramanları arasındaydı. Hakikaten başarılı çalışmalarıyla çok yardımcı olmuştur hayatım boyunca bana. Bu da sevgili Yaşar Arslan diyelim. Bu da malum Samsun olduğu net bir şekilde belli. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerden gelen pozitif mesajlarla program her zaman daha canlı oluyor, daha güzel oluyor. Yapımda yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Yörex fuarını gidip gezebilirsiniz ve Yörex'e gidin, Anadolu'yu orada göreceksiniz çünkü gerçekten Anadolu'nun bütün güzellikleri Yörex'te bir araya gelmiş. O 81 standta hepsi var. Ve gittiğinizde sizi bir Anadolu karşılıyor ve o Anadolu'yla birlikte siz de merhaba diyorsunuz fuara. Yarın sabah inşallah bir durum olmazsa görüşebilmek dileğiyle. Yapımda yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi ki varsınız diyorum. Hadi hoşça kalın demiyorum, düşünerek kalın. Aha da müzik çalıyor.